Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep. Eyüp ve Matematik Geometri kanalımıza hoş geldiniz. Başardığınız serisinin bugünkü konuğu Zehra Bilgin. Hoş geldin Zehra, bize kendinden bahseder misin? Hoş buldum Zeynep, teşekkür ederim. Ben Zehra Bilgin, 1986 İstanbul doğumluyum. Boğaziçi Üniversitesi Matematik bölümünden lisans derecesi aldım. Sonrasında yine Boğaziçi'nde matematik bölümünde yüksek lisans yaptım. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde doktoramı tamamladım. Şu anda ikinci doktoramı yapıyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde bilim tarihi üzerine. Ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Sana bütün üniversiteleri sorabiliriz Zehra, farkında mısın? Yani bayağı evet. Öyle bir şey yaptın bize A'dan Z'ye. Hatta yani çok İstanbul'daki üniversitelerin, devlet üniversitelerinin hepsini gezdim diyebilirim. Çok dersler ya, aldım hepsinden. Hepsini biliyorum yani, sorabilirsiniz. Süpermiş, çok çok güzel. Ben liseyle başlayayım. Çünkü senin lise maceran da bence arkadaşların ilgisini çekebilir. Onların şu an pandemiden dolayı alışık olduğu uzaktan eğitimi. Sen bundan yıllar önce lisede yaşadın. Evet. Lisede nasıl bir öğrenciydin? Açık öğretimde okudun, bu nasıldı? Açık öğretim nedir, ne değildir? Avantajları, dezavantajları nelerdi? Ve sen tek başına evde nasıl ders çalıştın? Evet, liseyi açık öğretimde okudum. O zamanlar çok yaygın olan bir şey değildi. Şu an bütün arkadaşlar neredeyse bunu yaşamış olsalar da. Açık öğretim aslında daha şunun için kurulmuş. Liseyi normal zamanında okuyamayanlar, geç kalmış olanlar, daha sonra eğitimle devam etmek isteyenler için lise tamamlama gibi görebiliriz. Ben de işte bir takım şartlardan dolayı ailemin tercihiyle açık öğretime başladım ortaokuldan sonra. Şöyle bir sistemi var. Dönem başında gidip kayıt olursunuz ve size o dönem okuyacağınız derslerin, üniversitedeki gibi dersleri seçerseniz kredisine göre kitaplarını verirler. Kendi bastıkları kitaplar var. İşte sayısal oluyordu o zaman, sözel, eşit ağırlık diye ayrılıyordu yine. Ben de sayısalcıydım. O kitapları kendi başınıza çalışırsınız ve dönem sonunda, güz ve bahar diye iki dönem var. Dönem sonunda da toplu sınavlar olur, test şeklinde. İşte her bir dersten galiba 40 soru ya da 25 soru muydu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle sorular olur, o testleri çözersiniz ve işte derslerden geçersiniz veya kalırsınız. Böyle bir sistem. Dersleri kendiniz seçiyorsunuz. Almanız gereken dersler var ama o dersleri kaydırabilirsiniz. Yani birini önce birini sonra alabilirsiniz. Ben de bu şekilde derslerimi tamamladım ve toplamda 2,5 yılda böyle bitirmiş oldum. Tabii bu kendi kendine bir çalışma yöntemi. Ne yapıyoruz? Hiçbir öğretmen yok, rehber yok. Arkadaş yok ve kendi başıma çalışıyordum evde. İki tane de ablam var. Onlar da o sırada uzaktan eğitimle, yani Türkiye'den değil ama yurt dışında bir üniversitede okuyorlardı. Onlar da ders çalışıyorlar. Sabahları annemle babam işe gider. Biz de otururuz ders çalışmaya, işte 9 gibi. İşte 12'ye kadar aralıksız işte çalışırız. Herkes kendi dersini çalışır. 12'de bir öğle arası veririz. İşte 1 ya da 1,5'a kadar. Sonra tekrar otururuz ve akşam annemle babam gelene kadar, saat 5'e kadar yine çalışırız. Böyle adeta bir okul gibi yine. Bizim evde 3 tane öğrenci var ve sabahtan akşama kadar çalışıyorlar. Kendi kendime çalışıyordum çoğunlukla. Bazen yapamadığım... yani küçük yaşta onu öğrendim. Öğrenmek zorundaydım. Çünkü başka bir imkanım yoktu okumak için. Okulu seven bir öğrenciydim ve okuldan ayrılmış olmak, arkadaşlardan uzaklaşmış olmak, öğretmeni olmamak, bunlar aslında küçük bir çocuk için zor tecrübeler. Evet. Ve eskiden beri okulu seven bir öğrenci olduğum için işte öğrenmeyi de seviyorum, çalışmayı seviyorum. Kendi kendime programlar yapardım. İşte şu gün şunu çalışacağım, bugün bunu çalışacağım diye okuyacağım yerleri bölerim vesaire. Onlara uyarak çalışmaya gayret ederdim. Böyle bazen takıldığım yerler olur, çözemediğim sorular olur. Onlar da işte ablamlardan ya da babamdan işte yardım alıyordum. Ama onun dışında bir yardım aldığım akademik anlamda birileri yoktu. Çok izole, kapalı bir çevrede büyüdüm dolayısıyla. Ailemin seri de ortamında. Ve dolayısıyla bir sosyal çevrem olmadı lisede. Standartlardan da, normlardan da uzak büyüdüm.
standart bir lise öğrencisi gibi değildi hayatım. Lisedeyken bu vakit bolluğunun diyeyim bir yandan da bir avantajını yaşadım. Ailem yani annem özellikle annemin yönlendirmesiyle işte gelenekli sanatlarda eğitim aldım. İşte tesip sanatında o bir süsleme sanatı. Evet. Küçüktüm aslında ama bir yandan da çok avantajlı oldu. Şöyle ki küçük çocukların algısı büyüklere göre daha açık. Ve ben aslında o işte de başarabiliyordum yani. Onu burada iyi işler yapabiliyordum. Çocuk olmamın dediğim gibi avantajı var. Böyle yetişkinler arasında genelde yetişkin insanlar bu işlerle uğraşır. Öyle bir sanat camiasını tanıma imkanım oldu. Sanatın ne olduğunu, niçin yapıldığını, insana nasıl katkıları olduğunu çok erken yaşta gördüm yani. Sonra üniversitede devam etmedim ama bu bende büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi sanatı kötü sanattan ayırabilirim. Sanat camiasını tanırım. Nasıl işler yaptıklarını, oranın dinamiklerinden haberdarımdır. Dolayısıyla lisede böyle bir erken yaşta böyle bir kültürel kazancımın olmasını konusunda kendimi çok şanslı buluyorum. Anneme de o yüzden şükran duyarım. O zamanlar annemin zoruyla yapıyordum çünkü o işi ama gerçekten faydası oldu. Bence bu yaşlarda, küçük yaşlarda, lise ve öncesinde bazı şeyleri zorla yapmakta bir sakınca yok. Yani çünkü sevip sevmeyeceğinizi bilmiyorsunuz ya en baştan. Bir başlamak, biraz zorlanmak gerekebilir. Bu spor için de geçerli, müzik için de geçerli. Evet. Bunlarda bazen zorlanabilirsiniz. Tabii ki mutlu etmiyorsa bırakın ama mutlu edebilir. O yüzden bunu biraz kullanmak gerekiyor. Kitaplarla aran nasıldı? Okuyan birisi miydin? Evet, yani çocuk yaştan itibaren kitaba aşinayımdır. Aileden gelen bir eğitim yine bu. Yani okuyan bir ailede büyüdüğüm için kitap değerlidir bizim için. İşte iki tane önemsedikleri şey vardı. Akademik başarı ve kültürel anlamda işte gelişmişlik. Başka şeyleri önemsemezlerdi. Yani hayat, başka ailelerin önemsediği bazı şeyler bizim ailemize hiç söz konusu bile olmazdı ama bu şeyler çok önemliydi. Var olmak için bunlarda başarılı olmak lazım. Özellikle akademik başarı çok önemliydi. O yüzden küçük yaştan itibaren yine var olmak için, ilgi çekmek için, görünmek için çalışmam gerektiği hissiyatı benim içime yerleşti. Bu ve bütün hayatımı etkiledi bunlarda. Bu şurada bir hani parantez açalım. Bu aslında çok sağlıklı bir çocuk yetiştirme yöntemi değil. Yani aşırıya kaçtığında sonuçları bazen ağır olabilir. O yüzden hani herkes kendi çocukluğundan, anne babasından işte böyle şey yapar, şikayet eder bazen. Tabii ki onlar bizim için en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Ama o bazen fazla yüklenildiğini düşünüyorum o konuda. Ama bunlar inişler ve çıkışlar. Yani hayatta güzel şeyler var, kötü şeyler, tatlı şeyler var. Öyle düşünmek lazım yani. Bir pişmanlık değil. Evet, anlıyorum. Ben de seninle aynı şeyi düşünüyorum. Bazı şeyler daha esnek olabilir, daha farklı kazanımlar da çünkü bizim ihtiyacımız olan şeyler ve çocuğuz. Her çocuğun da kapasitesi farklı. Yani her çocuğun ilgi alanı farklı. Yani illa tek bir alanda, evet anne babalar çocuklarının başarılı olmasını ister ama bir tane başarıya giden yol yok. Yani kesinlikle. İnsanların sadece akademik anlamda başarılı olmasını beklemek onlar için haksızlık. Yani başka yetenekler olabilir. İşte o yüzden erken yaşta müzik eğitimi, spor, sanat eğitimi, işte edebiyata ilgi. Bunlar çocuklarda denenmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum bir yandan. Ben de düşünüyorum ve geç olmadan lisede başlayın diyorum eğer başlamadıysanız kesinlikle. Peki evet. Sen hedefini nasıl bulmuştun? Hep akademisyen mi olmak isterdin yoksa bambaşka yerler düşündün mü? Ortaokuldan itibaren ben hep doktor olmayı istedim. O biraz annemle babamın etkisi, biraz babamın işte böyle yönlendirmesi, onlar ikisi de hekim. Ve işte doktor çocukları doktor olur. Böyle bir şey vardır. Yani algı vardır. Ve ben de bunu istiyordum gerçekten. Ve hep tıp fakültesine gitme hayaliyle çalıştım. Fakat lisedeyken işte o dönemin böyle siyasi, konjonktürel sıkıntıları sebebiyle başörtülü öğrencilerin üniversiteye gitmesinde bazı sıkıntılar, bazı kısıtlamalar vardı. Ve ben aslında biraz da çalışırken bir yandan okuyamayacağımı bilerek onun tedirginliğiyle çalışıyordum. Yani bunu bir mağduriyet olarak söylemek istemiyorum. Üzerinden çok fazla zaman geçti. Hani hayat değişiyor. İnsanın bazen önü kapanıyor, bazen açılıyor. Öyle düşünelim. Ama bunu şu açıdan vurgulamak istiyorum ki
O kısıtlama veya bu kısıtlama, insanların hayatta karşılaştığı birçok engel var. Yani bu çevresel şartlar olabilir, sistemsel olabilir, kişinin kendisiyle alakalı bazı engeller olabilir. Önemli olan o engellere takılmak değil, o engelleri aşacak bir şeyler bulmaya çalışmak, bir yollar araştırmak ve bir gün işte bir gün bir şeylerin olabileceğini hayaliyle yaşamak belki de. Benimkisi de biraz öyleydi. Yani kendi kendime şunu telkin ediyordum. Yani ben çalışayım, başarılı olmaya çalışayım. Bakalım ileride hayat neler gösterecek şeklinde çalışıyordum. Ve o yüzden hedefim aslında bir hedefim şu. Yani üniversiteye zaten emin değilim gidip gidebileceğine ama en azından tıp fakültesini kazanacak kadar bir puan alayım diyordum kendi kendime. Öyle bir hedef koymuştum kendime. Çok, ve nitekim de... biraz yüksek bir hedefti aslında. Çok yüzden daha üst. Ama çok şükür şey hani sonunda yani o çalışma sürecinin sonunda o kadar da puan alabilmiştim. O da çok işime yaradı tabii. Peki sen sınava nasıl hazırlandın? Sonuçta evdeydin. Burada mesela sınava hazırlık sürecin aslında çok iyi çalıştığın için şunu söyleyelim. Sen diyorsun ki annem evden çıkıyordu, babam evden çıkıyordu. Ben oturuyordum dersin başına ve akşam 5'e kadar arada normal bir mola vererek devam ediyordum. Şimdi bu zaten müthiş disiplinli bir çalışma. Ama tek başınasın. Bunun çok büyük zorlukları var. Bu sınava hazırlıkta neler yaptın ve sonucun ne oldu? Evet, tek başına olmanın büyük bir dezavantajı vardı. Kimseyle kendinizi kıyaslayamıyorsunuz. Bu işlerin nasıl olup bittiğinden haberdar değilsiniz. Size rehberlik edecek kimse yok. Şimdi ben bir sınava hazırlanıyorum. Ama o zaman işte bu sosyal medya yok. YouTube yok henüz. Hiçbir sosyal medya kanalı yok. İnternet zaten yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış. Böyle imkanlar yok. Dolayısıyla çok yalnızım. Çevremde kimse yok üniversite sınavına hazırlanan. Ve ben evet işte kendi kendime üniversite sınavına gireceğim diye hazırlanıyorum. Lisenin son sınıfındayım. İşte dersini hem bir yandan lise derslerini çalıştım. Bir yandan da işte böyle çeşitli kaynaklardan kendi kendime çalışıyorum. Zaten kendi kendine çalışmaya alışkınım. 3 yıllık bir tecrübem var öncesinde. O yıl işte bu bahsettiğim kısıtlamalar sebebiyle o yıl üniversite sınavına giremedim ben. Ondan sonra işte sorular yayınlanıyor. O zaman baktım işte sorulara çözebilir miyim falan diye. Nitekim aslında çok da başarılı olamayacakmışım. O dönemki çalışmam, yani o yılki çalışmam, lise sonda diyeyim, çalışmam yeterli değilmiş yani. Başarılı olamayacaktım. Sonraki yıl tekrar sadece üniversite sınavı için çalıştım. Ve daha odaklı. Mezun oldum. Evet, mezun oldum. Liseden mezun oldum. Disiplinli bir şekilde adeta hani mezun grubundaki öğrenciler gibi düşünelim. Çalışmaya başladım. Hedefim belli. Şimdi öncesinde birazcık daha dediğim gibi o lise sonunda çok haberdar değildim ne yaptığımdan. Gafildim yani. Sonra artık tamam bu yıl çok disiplinli çalışacağım dedim. Üniversite sınavına gireceğim. O dönem İşte böyle şeyler vardı. Haftalık yayınlanan hazırlık dergileri vardı. Konu anlatımları olur her hafta. İşte soruları olur. O dergilerden bir tanesini alıyordum. Ve oradan işte planlıyordum yine kendi kendime. İşte şu gün şunu çalışacağım, bugün bunu çalışacağım. Her hafta o dergileri çalışıyordum. İşte bazı soru çok şimdiki çocuklar gibi çok fazla kaynağım da yoktu yani. O zaman zaten böyle bir trend yoktu. Biraz sınırlıydı. Evet. İhtiyacım oldukça gidip işte kaynak alıyordum. Sınırlı sayıda kaynaktan. Soru işte deneme kitapları falan alıyordum. Kendi kendime çalışıyordum. İşte üniversite sınavına 2 ay kalaya kadar hep böyle çalıştım. Sonra o döneme geldim, baktım şey yapamıyorum. Bir baraj var ve orayı aşamıyorum. Denemeler çözüyorum kendi kendime. Sonra ne yapsam işte ailemle konuştum. Bir dershaneye gitmek istediğimi söyledim. Öncesinde yine onların kararlarıyla beni lise eğitim boyunca da ne özel ders aldım ne dershaneye gittim. Yine onların kararları dediğim gibi öyle kendi kendine çalışırsın dediler yani. Çalışmışsın da Zehra. Yani işte mecbur olunca çalışılıyor. Yani gerçekten hani böyle şey gibi anlatmak istemiyorum ama bir imkansızlık hikayesi yani bu. Evet, yani imkanlar içinde imkansızlık. Öyle gerçekten öyle. Sonra işte neyse konuştum. Bir yerel bir dershane. Yine böyle hani çok popüler, büyük bir dershane değil işte. O çok şubeli. Ama böyle bizim mahallemizin dershanesi tarzında küçük bir dershaneye götürdüler beni orada. Orada da konuları
bitirmişler, konu anlatımlarını bitirmişler, soru çözüyorlar. Her gün işte sorular çözülüyor. İşte böyle haftada bir iki defa denemeler oluyor falan. Ben orada şu avantajım oldu. Birincisi benimle birlikte çalışan başka insanlar gördüm. Soru çözen insanlar gördüm. Sorulardaki bazı, şimdi birçok şeyi kendi kendime keşfetmişim. Soruları mesela yavaş çözüyorum. Çünkü birçok hileyi bilmiyorum. Yani işte kısa yolu bilmiyorum. Hı-hı. Orada hocalardan şey öğrendim. İşte bazı dediğim gibi o kısa yolları öğrendim. Bir soruda nasıl öğrendim. Nasıl yaklaşmamız gerekir? Belki mesela şimdi bu sosyal medya hesaplarında vesaire bunlar çok konuşulan şeylerdir ama dediğim gibi o zamanlar yok. Bunlar dershanelerde yapılan şeyler. Hı-hı. Ondan sonra öyle bir faydası oldu. Bir de çok soru çözmenin. Orada herkesle birlikte disiplinli bir şekilde sabahtan akşama kadar gidip çalışıyorduk. Bir de orada da ben çok çalışıyordum. Yani sınıf arkadaşlarımdan daha fazla çalışıyordum. Yine böyle bir şey çalışma iştiyakıyla. Nitekim ben de bir ilerleme kaydettim orada. Yani istediğim o puana sınırı ulaştım. Sınırı aştım ve sonunda da hani zaten o iş belli oluyor. Üniversite sınavına gireceğim zaman çözdüm. O haftaki denemelerde ne puan aldıysam sınavda da o puan aldım yani. Aşağı yukarı puanınız belli oluyor. Nitekim öyle olmuştu. Hatta sınav biraz daha kolay gelmişti diye hatırlıyorum yani çözdüğümüz şeylerden. İstediğim puanı alabildim böylelikle. Öyle dershanenin öyle bir faydası oldu. Puanını denk getiremeyiz ama. Evet evet. 2147. olmuştum. Bunu da böyle biraz utanarak söylüyorum şu açıdan. Yani 35 yaşına gelmişsin hala noktası virgülüne bunu nasıl hazırlıyorsun ama şimdi mazur travma. Görsünler bu bir herkes travma. Bu bir travma çünkü öyle bir o çocukken öyle bir işleniyor ki zihnimize o tek hayattaki yegane başarının üniversite başarısı olduğu o çok önemli. İşte kaç puan aldın, kaçıncı oldun, kaçıncı yüzdelik dilimdesin vesaire. Bu gibi sıralamalar çok önemli. O yüzden okul numaralarımı unutmuşumdur bunu unutmam mesela. Ama öncelikle tebrik ediyorum. Kendi kendine çalışarak gerçekten müthiş bir başarı elde etmişsin. Bu konuda seni kutluyorum, disiplininden dolayı kutluyorum. Şu an çoğu öğrenci evde olduğu için belki birilerine ilham olur. Dilerim tamam. Böyle olur. Şu an daha fazla imkan var ne olursa olsun. Bunlara ulaşmak için ellerinden geleni yapmalarını dilerim. Herkesin engelleri var. Senin de o zaman engellerin vardı. Bir şeyleri ne olursa olsun aşmak için mücadele etmek zorundayız. Çünkü sadece sorunları görerek, onlara isyan ederek kendimizi bir yere getiremeyiz. O açıdan gerçekten takdir ediyorum seni. Diğer taraftan da benden başka bu sınav sonucunu sana soran bir daha olmadı. O yüzden arkadaşlar lütfen şu sınav sonuçlarını emin olun kimse sormayacak. Rahat rahat şu tercihlerinizi yapın ya. Kimse sormayacak kaçıncı oldun. Ben sorarım bir gün karşılaşırız bir yerlerde. Ama başka kimse sormayacak. Rahat olun yani. Evet bak yıllardır hiç telaffuz etmediğim bir şey. Kaç yıl yani belki 15 yıl oldu yani ki söylemedim kimseye bu şeyi ama sen sorunca söyleyebildim yani. İşte bunu unutmamışım. Aynen evet. Öyle. Sonra sen Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünü nasıl tercih ettin? Bunu bir konuşalım. Çünkü sen tıp istiyordun. Sonra bu evet. İş nasıl matematiğe evet. Evrildi? Nasıl karar verdin? İşte sınava girdim. Tabii o zaman işte bu başörtüsü kısıtlamaları sebebiyle tıp tercihi yapamayacaktım. Böyle düşünüyordum ne yapsam diye. İşte tercih etsem ve işte kayıt mı dondursam falan gibi düşünceler vardı zihnimde. Sonra ben Boğaziçi Üniversitesi'nden hiç haberdar değilim açıkçası. Yani birçok gencin hayalimi süsleyen bu üniversite benim gündemimde hiç yoktu. Böyle bir üniversiteden haberdar değildim. Bu da işte liseye gitmemiş olmaktan kaynaklanıyor. Çünkü liseye gitsem kesin bilirim. Yani birilerinin hayali olur çünkü Boğaziçi. Evet. Benim çevremde de kimse yoktu. Hani ailemden bu böyle bir üniversiteden haberdar olan. Sonra o sırada tam tercih sırasında denk geldi. İşte bir ortaokuldan bir arkadaş Boğaziçi'ne gidiyormuş. Kazanmış bir yıl önce. Onunla konuştuk da oranın böyle görece daha özgürlükçü bir ortamının olduğundan bahsetti o zamanlar. Ve o zaman bende bir umut doğdu. Bir üniversiteye gidebilirim diye. Şimdi Boğaziçi'nde de ama tıp fakültesi yok. onu yani mümkün değil öyle bir şey. Ama baktım işte katalogdan, kılavuzdan puanlarına vesaire. Hani puanım da aslında iyi bir puan hani evet. Sıralama. Fakat tabii Boğaziçi de iyi bir okul. Onun en yüksek puanlı işte endüstri, bilgisayar, elektronik şeyine kısmına yetişemiyordu. Başka işte daha alttaki mühendislikleri düşündüm biraz. Sonra
Onlar da pek böyle çalışma şartları açısından böyle pek içime sinmedi. Bir de eskiden beri bir akademisyen olmam hayalim var ve temel bilimler bu iş için çok elverişli. Yani akademisyen olmak istiyorsak bilim okumalıyız. O iyi bir imkan. Matematiği de severim. Yani severdim o zamanlar işte üniversitedeki hazırlık sürecindeki. Tabii üniversiteye girince o matematiğin o matematik olmadığını insan çok acı bir şekilde görüyor. Ama yine de baktım işte temel bilimler arasında bu fen grubundansa matematik benim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bir de zaten matematik daha yüksek puanlıydı diğerlerinden. O zamanlar yine puanımıza göre tercih etmek gibi bir şey vardı zihnimde. Puanıma yazık olmasın. Evet. Algısı çok yanlış bir şey. Yükseklerine yazık olmasın aslında. Evet. Ama benim için örtüştü bir yandan da. Yani matematik çok istemediğim bir alan değildi. Böylelikle matematiğe kayıt yaptırmış oldum. Hı hı. Peki matematik bölümü derslerinden bahseder misin? Şimdi tabii ki evet, bir kere şunu söyleyelim. Lise matematiği değil burası. Evet. İstediğiniz kadar türev integral görün. Bu çok temel, çok çok temel. Orada gördüğünüz matematik bu değil. Yani o bir kalkülüsün bir kısmını oluşturan kısım sadece türev integral dediğimiz yer. Ya da mesela işte bizim gördüğümüz geometri orada yok, sadece analitik geometri görüyoruz falan. Bir matematik dersleri nedir ne değildir bahsedelim mi? Tabii işte matematikte iki tane ana alan var. Bir tanesi soyut matematik, bir tanesi analiz grubu. Bunların hepsinin ama çok soyut olduğunu söyleyelim. Yani işte sayılar yok. Öyle işte lisede gördüğümüz gibi bir dünya yok. Tamamen soyut bir düzlemde soyut nesnelerden, çok genel şeylerden bahsediyoruz. Bu cebir ve analiz alanlarından her dönem dersler olur işte. İsimleri değişebilir. Lineer cebir olur, soyut cebir olur, reel analiz olur, kompleks analiz olur, fonksiyonel analiz olur. Ama böyle temel iki alan vardır. Bir de bunların alt alanları vardır. İşte kombinatorik, işte seçmelidir bunlar genelde bu dersler. İşte diskret matematik. İşte oyun teorisi vesaire, olasılık gibi dersler var. Bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçenekli. Böyle bir matematik dersleri var. Evet, bir de tabii. Programlama dilleri de var yine. Evet, bu birinci sınıfta C dediğimiz bir programlama dili var. Onu öğretirler. Bir de öyle bir zorunlu C dersiniz var. Bilgisayar bölümünden alırız onu. Böylelikle aslında matematikçilere bilgisayar kapısı da açılmış oluyor. Programlama tabii. Kapısı da açılmış oluyor. Bunun dışında Boğaziçi'nin bütün bölümlerinde olan ve matematik bölümünde de bolca bulunan seçmeli dersler havuzu var. Ve biz o seçmeli derslerden de her dönem iki tane almak zorundayızdır. Ve bunlar matematikle ilişkili olmayacaktır. Yani bunlar işte sosyal alanlardan olmalıdır. Dil dersleri olabilir. İşte ilgilendiğiniz alanlardan olabilir ki bu çok kıymetli bir şey bence. Büyük bir avantaj çünkü ne okursanız okuyun sizi kültürel ve entelektüel anlamda da geliştirecek dersler bunlar. Ve ayrıca başka kapılar açıyor. Eğer ki mesela bulunduğunuz yerden memnun değilseniz ya da disiplinler arası çalışmak istiyorsanız size başka alanları tanıtıyor bu dersler. O açıdan da çok kıymetli. Bir de bence en büyük kazanımlardan bir tanesi dil yeteneğinin gelişmesi. Çünkü farklı dilleri alabilirsiniz tabii programınıza uyarsa. Ben mesela Almanca ile Farsça almıştım bu şekilde. O açıdan da ben çok iyi bir program olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bir de şunu söyleyebilirim. Yani uluslararası standartlarda bir eğitim veriyor. Matematik bölümü açısından böyle konuşabilirim en azından. Diğer bölümlerde de kuşkusuz böyledir. Dünya çapındaki iyi üniversitelerin müfredatlarıyla benzer bir müfredattır. Okuduğumuz kitaplarda öyledir. Hocaların anlattığı konularda böyledir. O açıdan çok iyi bir matematik eğitimi olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben burada şeyi çok söylemek istiyorum. Eğer gerçekten matematik bölümünün mezunları çok farklı işler yapabilirler. Ama matematik bölümü ağır bir bölüm ya. Sanki biraz daha böyle matematikle ilgisi olan, akademisyen olmak isteyen ya da belki bilgisayar, bilmiyorum, bilgisayar mühendisliğine gitmek istiyordur. Belki puanı yetmiyordur. Matematik daha uygundur. Onu tercih edecektir ve oradan gidecektir. Gibi gibi şeylerle belki tercih edilebilir ama ben bu bölümü bitirdiğimde yani öğretmen olayım, örnek veriyorum. Hani belki matematik öğretmenliği orada daha tercih edilebilir. Ben hani öğretmen olduğum için kendim biliyorum ama zor bir bölüm olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hani okurken bazen ısrarla ben okuduğum her şeyi yapayım diyeceğiniz bir bölüm müdür?
Bu daha çok akademisyenlerin daha fazla işine yarayacağı kesin. Ama matematik bölüm mezunları tabii ki bu Boğaziçi Üniversitesi'nde çok yoğun. Atıyorum belki başka bir üniversitede okumak daha kolay olabilir. Onu söyleyeyim. Öyle bir yerde belki düşünebilirsin ama burada 30 kişinin girip 7 kişinin ilk dönemde mezun olduğu. Bu arada daha rahatladı bunlar. Daha fazla kişi mezun oluyor. Evet, onu söyleyeyim. Doğrudur. Ama hani ilk dönemde yani 4 yılda bitirmenin çok kolay olmadığı üniversiteleri tercih ederken gerçekten çok çalışacak mısınız? Emek verecek misiniz? Bunu gerçekten istiyor musunuz? Düşünün. Sadece puana bakarak yazmayın derim. Boğaziçi Üniversitesi matematik bölümünü tercih etmek aslında evet bilinçli bir tercih olmalı. Çünkü o puanla başka bir üniversitede işte başka bir bölümü daha çok istediğiniz mesela mühendislik istiyorsanız sadece İstanbul olmasa da gerek yok. Başka bir üniversitenin bilgisayar mühendisliğini ya da başka mühendislik bölümlerini tercih edebilirsiniz. Zaten ben girdiğimde de onu çok ciddi bir şekilde fark etmiştim. Boğaziçi'ne zaten çok iyi öğrenci geliyor her yerden. Ve bizim hususen matematik bölümünde gerçekten matematik meraklısı insanlar, olimpiyatçılar, işte böyle fen liselerinin iyi öğrencileri vardı orada. Ve bu çok önemli bence içinde bulunduğunuz ortamın kimlerden oluştuğu. Mesela ben işte bu açık öğretimden mezun olup da buraya geldiğimde iyi bir lise eğitimimin olmadığından çok muzdarip oldum açıkçası. Çünkü büyük başarılarla hani yokluklardan gelmiş olabilirsiniz ama bu kimseyi ilgilendirmez. Orada o insanlarla bir rekabet içerisindesiniz. Ve başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Arka planda boşluklarınızı doldurmaya çalışıyorsunuz. Ve zor bir eğitim hakikaten Zeynep senin de söylediğin gibi. Matematik, Boğaziçi Matematik bölümü. O yüzden gerçekten matematikle ilgilenmek isteyen, matematiğin ne olduğunu merak eden, onu öğrenmek isteyen, onun arka planını öğrenmek isteyen öğrencilerin bence bilinçli bir şekilde tercih edebileceği bir bölüm. Yoksa çok zorlanmaya gerek yok yani. Başka güzel bölümler de var. Ya da başka i̇lla Boğaziçi, illa Boğaziçi olacak diye evet. Aynen de, öyle. Boğaziçi olacak diye yazmayın yani. Evet. Peki üniversitede akademik ve sosyal hayatı nasıldı? Mesela dedin zorlandım. O bu sonuçta gerçekten sen kendin çalışarak gelmişsin. Üniversite okumak o kadar kolay değil. Bunu nasıl kapattın? Neler yaptın? İngilizce bölüm okudun. Bu işi nasıl hallettin? Ve sosyal kısımda nasıldı? Evet, üniversite benim için o kadar kolay olmadı en başta. Çünkü işte bu dediğim gibi kişisel bazı eksikliklerden dolayı, eksiklik mi demeyeyim, farklılık diyeyim. Çünkü farklı bir sosyal ortamdan geldim. Lise ortamım hiç yoktu. İnsanlar şimdi çocukken eve kapanmışım, yetişkin olduğunda çıkmışım gibi. Aradaki o ergenlik kısmını ben evde geçirdim. Ve artık üniversiteye gittiğimizde yetişkiniz. Kendi kararlarımız var. Bizi de yetişkin olarak muhatap alıyorlar okulda hocalar. Bir de üstüne ben İngilizce hazırlığı da okumamıştım. Yani İngilizce hazırlığı sınavla geçtim. Hiç okumadan birinci sınıfa başladım. Yani ben böyle sudan çıkmış balık gibi bir anda Boğaziçi'nin o kültürel ortamının da içine düştüm. Ve orada bir yandan derslerle uğraşıyorum. İşte derslerde anlamaya çalışıyorum. İşte başarılı olmaya çalışıyorum. Bir yandan ortama adapte olmaya çalışıyorum. Kolay bir yıl, birinci yıl kolay değildi kesinlikle. Ve bölümün zor olduğunu konuştuk. Bizim çok yoğun bir programımız vardı. Mesela o zorunlu dersi, matematik derslerinden bahsettim. Bunlar 4 saattir haftada. 2 saatte problem çözme saati olur. Yani bir ders için 6 saat vereceğiz. Dolayısıyla benim zaten haftalık programım 30 saatin altına düşmüyordu. Zaten 40 saat ders var haftada. Dolayısıyla ben o sabahtan akşama kadar derse girerken sabah 9'dan akşam 5'e kadar hiç aralıksız öğle arası bile olmadan derse girdiğim zamanlar oluyordu. O sırada ben herhangi bir sosyal faaliyete pek vakit ayıramıyordum. Bir de derslere giriyoruz, sonrasında o dersleri yakalamak için çalışıyoruz bir yandan da. İşte ondan sonra da ya kütüphaneye gidiyoruz ya eve gidiyoruz, oturuyoruz işte arkadaşlarla ya da tek başımıza çalışıyoruz. O yüzden ben bazı arkadaşların, başka bölümlerden bazı arkadaşların olduğu gibi çok böyle canlı bir sosyal hayat geçirmedim üniversitede. Hayatım hep çalışmakla geçti diyebilirim. Evet, burada şey çok önemli ama belki biraz atıyorum o altyapın daha sağlam olsaydı burada biraz daha rahatlardın ama sen onu da kapatmak zorunda kaldığın için çok daha fazla çalışman gerekmiş. Aslında rahatlamazsın Zeynep.
Yani rahatlamazdım. O zaman daha da başarılı olmak için çalışırdım. Ya Allah'ım, ne yaptınız siz bu kıza ya? Çalışıyor yani, kendinden çalışkan. Nasıl bir yetiştirmedir bu? Bu kadar çalışkan bir insan hayatımda görmemiş olabilirim. Yani şöyle, hani bunu ben bu söylediklerini iltifat olarak değil, komik olduğu için gülüyorum yani bunlara. Hakikaten hani biz doğru bir psikoloji değil bu kesinlikle. Yani böyle çok başarılı olmalıyım, çok başarılı. Şimdi bu bir hırstan daha çok hayatta kendine başka hiçbir varlık alanı tanımamaktan kaynaklı. Evet. Yani akademik başarı çok önemlidir ve bunun hep zirvesine çıkmamız lazım. Ama zirve yok. Zirvenin de daha ötesinde başka zirveler var. Yani evet. Ne kadar çalışsak da yeterli gelmiyor o yüzden. Yani ben evet, şimdi mesela dedim ya, o çok iyi öğrencilerle birlikteyiz. Gerçekten derece yapıp gelen öğrenciler vardı aslında. Ve onlar Türkiye'nin en iyi fen liselerinden gelmişler. Şimdi onlarla rekabet ediyoruz. Ben şimdi böyle bu kadar anlatıyorum, çok çalışkanım falan diye, ama yani ben sınıf birincisi değildim. Ama yani iyilerdendim. Dediğim gibi senin demin aktardığın gibi işte bir 30 kişi girdik. 7 kişi çıktık oradan. O da normal döneminde 7 kişi çıktık. Yani daha sonra arkadaşlar daha başka, hani sonraları da mezun oldular. Ben o 7 kişinin içerisinden, yani orada işte mesela 4. 5.'ciyimdir belki. Bu önemli, çok önemli değil, ama şunu demek istiyorum. Yani ben bu kadar çalışmaya rağmen yine mesela 4.0 ortalamayla mezun olmadım. Yani zaten bizim ortalamalarımız çok düşüktür Boğaziçi'nde. Yani 3'ün üzerindeki ortalamalar iyidir. Benimkisi de 3'ün üzerinde bir ortalamaydı. Hani onu da belirtmek isterim yani. Daha çalışacak çok şey vardı. Kalsın artık Zehra. O kadar kalsın artık yani. Peki sen öğrenci Zehra'ya neler söylersin? İyi ki yaptın dediğin, liseden üniversiteye, üniversiteyi de içersin. Ya da keşke şunları da yapsaydın dediğin ne var? Çalışmadan başladık. Önce bu kadar çok çalışmana gerek yok derdim. Yani evet, hani daha orta sınıf bir öğrenci olabilirdin. Kimse senden birinci olmanı bekleme hakkı yoktu derdim. Kesinlikle. Ve hayatın başka güzellikleri var. Hayat gerçekten güzel. Tek bir dünya yok. Ve biz o akan şeyleri kaçırıyoruz. O güzellikleri kaçırıyoruz. O yüzden biraz daha etrafına bak. Biraz daha başka şeylerle ilgilen. Bak, böyle güzellikler de var diye karşılaşsaydım göstermeye çalışırdım. Hani bazı şeyleri, sanat, kültür, edebiyat falan gibi. Ama bir yandan da şunu da ekleyelim. Yani şimdi bu kadar çalıştık bunu da kötüledik, ama yani bir yandan da şimdi bunun ekmeğini de yedik mi yedik. Yani bunca zamandır işte sonrasında lisansüstü eğitimimde olsun. Daha sonra işte şimdi üniversite hocasıyım. Yani buraya kadar gelmemin ve şu anda işte saygın bir çevrede saygı görüyor olmamın, insanların benim sözümü dinliyor olmasın, beni yani dediğim gibi benden ilgileniyor ya da işte bir doğru kelimeleri bulmaya çalışıyorum. Yani bu konumda bulunabilmek için çok çalışmam gerekiyordu. Bu çalışmanın sonucu olarak buraya geldim. Yoksa işte belki standart kalabalıklar arasında kaybolup gidecektim. Yani belki de hani çok, belki mutlu olacaktım, belki olmayacaktım, ama sonuçta burada olmamın bir tane sebebi var. Şans vesaire değil. Bunlar çünkü akademik başarıyla elde edilen şeyler. Ben çok çalıştığım için burada oldum. Çok çalıştığım için Boğaziçi'ne gittim. Çok çalıştığım için Boğaziçi'nde yüksek lisans yaptım. Çok çalıştığım için doktora yaptım Yıldız Teknik'te. Bu böyle silsile halinde gitti yani. O yüzden de hani çalışmanın da avantajı yok değil. Kesinlikle öyle ve sevdiğin şeyi yapabilme avantajını veriyor sana. İstediğin, tercih etme şansı veriyor sana. Sen aslında tercih edebilir bir konuma gelmişsin. Bu da önemli bir şey. Evet, belki yani bu kadar çalışkan olmasaydın şu anki özgürlüklerini elde edemeyebilirdin. Evet. Doğru. Bir yandan da öyle. Şimdi verdiklerimiz, aldıklarımız meselesi evet. Bu. Ama dengeyi kurmak lazım. Hani kesinlikle. Çok mutsuz olduğum zamanlar da oldu. Çok çalışırken işte böyle işte o ruhi bunalımların köşesine geldiğim zamanlar oldu. O şöyle düşünmek lazım. Yani böyle kontrol etmek lazım senin kendisini. Sürekli ben mutlu muyum? Ne yapıyorum ben? Yani bu değer mi diye. Çünkü bir yandan da ömür geçiyor. Eğer ki gerçekten mutsuzsanız başka çıkış yolları aramak gerekiyor belki de.
Yani bir dengeyi evet. kurmak lazım. Yani ben daha az çalışarak daha mütevazı bir hayatımda olabilirdi. Ama şimdi çalışmışız, gelmişiz işte. Bir yandan da öyle düşünüyorum. Ne yapalım artık? Yani kesinlikle. Zehra, çok teşekkür ederim. Bizimle bu sürecini paylaştığın için, ışık olduğun için çok teşekkür ederim. Birilerinin buradan alacağı şeyler olduğunu düşünüyorum. Azminden dolayı kutluyorum. Gerçekten çalışkanlığından dolayı takdir ediyorum. Ve denge kurma gerekliliğine katılıyorum. Seninle aynı görüşteyim ben de. Kesinlikle her şeyi dengeli bir şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Biz Zehra ile arkadaşlar kariyer yolculuğunda devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, güzel yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Bizi yalnız bırakmayın. Ve YİPB Matematik Geometri kanalına abone değilseniz abone olun diyorum. Zehra, kariyer yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşça kal. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.